Mehmet Çelik'le Spor Penceresi'nden tüm Türkiye'ye iyi akşamlar efendim. Artık yeni yıla sayılı günlerin kaldığı bu günlerde yine bir Spor Penceresi klasiğinde ama yine yepyeni şampiyonlar, yepyeni başarılar. Aslında çok yabancı değilsiniz. Tabii İstanbul 81 ilin en önemli metropollerinden ama bu ilin de 39 ilçesinden Sancaktepe. Sancaktepe Belediyesi sadece efendim futbolda değil, futbolu konuşmayacağız bu akşam ama tabii Sancaktepe Belediyespor'un özellikle Türkiye Spor Toto 3. Liginde 3. grupta 3. sırasındaki başarısının yanı sıra güreşte adeta piramidin zirvesine çıkan Sancaktepe Belediyespor çok kısa haftalar içerisinde önce 1. lige, oradan da Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2012 takviminin ilk önemli müsabakalarında yani Grekoromen ve Serbest'te Türkiye Şampiyonası'nda zirveye tırmanışın öyküsünü başarılı başkan tabii İsmail Erdem belediye başkanımız burada. Yine değerli kulüp başkanı Muhammed Ali efendim Can Katar, tabii şampiyon Serhat Balcı madalyasıyla biliyorsunuz büyük erkekler özellikle dünya şampiyonasında Serbest'in nazar boncuğu, milli takım kaptanı ve kulüp kaptanı Serhat Balcı, bir de teknik adamlar var. İşte öz kaynak düzeninden yetişen sevgili Metin Başdemir hocamız bizimle beraber. Tabii her zaman olduğu gibi sporpenceresi@gmail.com'la programa katılabilirsiniz efendim. Hemen programı açıyorum. Sayın Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Hepinizi değerli konuklarım hoş geldiniz. Canı yürekten kutluyoruz. Ama şöyle bir geçmişe dönelim ve İsmail Erdem'in Sancaktepe'si nasıl başlandı? Belediye mevzuatı değişikliğinden o günden bugüne biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, iyi yayınlar diliyorum. Saygıdeğer seyircilerimizi de sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikli olarak ekranlarınıza bizi misafir etmenizden dolayı da sizleri tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Tabii Sancaktepe 2008 yılı Temmuz ayında çıkarılan İstanbul'daki beldelerin birleşmesi kanunu çerçevesinde ilçeye dönüştü. 3 tane belde belediyesi yönetimindeydi yıllarca. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe'den halkımızın güven oyunu alarak belediye başkanı seçilmiş olduk. Yaklaşık 32 aydır Sancaktepe'den yerel yönetimlerin başı olarak halkımıza hizmeti taşıyoruz. Tabii Sancaktepe İstanbul'un genç ilçesi, yeni ilçesi. Anadolu yakasının incisi diyelim. Evet. Şu anda gelişen, istikbale yürüyen, yıldızı parlayan, eğitimden kültüre, sanata, spordan çevreye her yönüyle Sancaktepe şu anda genç enerjisiyle yoluna devam ediyor. Anadolu yakasının da coğrafi olarak orta merkez noktasındayız. Bunu bilmeyen seyircilerimiz açısından da önemli, tekrarında mutlak fayda var. Çünkü daha önce Samandıra, Yeni Doğan, Sarıgazi beldeleriyle anılırdı. Üç belde artık şu anda Sancaktepe ilçe kimliği adı altında. Sancaktepe ismi genç, kendi genç. Sancaktepe'nin başarıya, hizmete ihtiyacı diğer ilçelere göre daha öndeydi. Bizler de genç bir ekiple, yeni bir yönetimle göreve geldik. Tabii belediyemizin genel hizmetleri belki klasik anlamda altyapı, üst yapı ama biz belediye olarak sosyal belediyeciliği öne aldık. Sosyal belediyecilik çerçevesi içerisinde de eğitime, kültüre, sanata, spora da çok önem verdik. Tabii Sancaktepe daha önce özellikle Samandıra'da küçük bir amatörde futbol takımı, Sarıgazi'de de amatörde bir futbol takımı var idi. Biz geldikten sonra Sancaktepe adıyla yeni bir kulüp oluşturduk. Ve akabinde ilk yıl süper amatörlükte mücadele verdik. Oradan şampiyon olarak birinci yıl çıktık. İkinci sezonumuzda profesyonel ligde, üçüncü ligde de playoff'a kaldık. Geçen yıl lig sonu üçüncü sırada playoff'a kaldık. Ankara'da elemelerde Diyarbakır Belediyespor'a 94. dakikada yediğimiz golle penaltılara kaldık ve playoff'tan elendik. Akabinde Denizli Spor, Denizli Belediye 2. lige çıktı. Gazi Osman Paşa ile beraber her iki kulübümüze de başarılar dileriz. Tabii geçen yıl kaldığımız yerden futbola bu sezonda devam ettik. Yine 3. gruptayız. 3. grupta da şu anki
puan sıralamasında yine 3. sıradayız. İnşallah burada hedef sezon sonu birincilikle çıkarmak, birincilikle grubu tamamlarsak direkt ikincilikle çıkıyoruz. Ama 2, 3, 4, 5. takımlar yine playoff'a kalacak statü gereği. Ama playoff'a da kalmak istemiyoruz. Önümüzde iki rakibimiz var inşallah. İyi oynayan kazansın diyerek bütün idealimiz, amacımız Sancaktepe Belediyespor futbol takımı olarak gelecek sezon ikincilik müsabakalarında bir İstanbul temsilcisi olarak yer almak. Evet. Değerli başkanım, tabii çok doluyuz bu akşam. Uzun soluklu bir program olacak. Hemen kaldığımız yerlerden devam edeceğiz ama Muhammed Ali Can Katar, siz de tabii bir bayrak yarışında Sancaktepe Belediyespor'un başkanlığını yapıyorsunuz. Peki heyecanlar ne durumda? Tabii önemli görevler, misyonlar üstleniyorsunuz ve vizyonda bir şampiyonluk var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz efendim? Evet, öncelikle bizler de çok teşekkür ediyoruz. Yayına başlamadan evvel sizin çok güzel bir girişiniz oldu. Bu masa uğurlu bir masa demiştiniz. Evet. Gerçekten biz buna inanıyoruz. Bundan 2 yıl evvel de yine sizin programınızda Sayın Başkanımız konuk olduğu zaman futbolda, o zaman yeni bir heyecanı, taze bir heyecanı yaşamıştık. Futbol branşında profesyonel lige çıkmıştık. İnşallah bu minvalde de bu programdan sonra hedeflerimize ulaşma noktasında buradan aldığımız, sizden aldığımız da uğurla inşallah daha iyi noktalara çıkacağımıza inanıyoruz. Biz tabii Sayın Başkanımızın, kulübümüzün hem kurucu başkanı hem onursal başkanı hem de bizim hamimiz ve abimiz, spora verdiği desteği tüm branşlarda görüyoruz. Biz Sancaktepe Belediye Spor Kulübü olarak sporun hiçbir branşına endüstri olarak bakmadık. Sayın Başkanımızın bize koymuş olduğu bir hedef vardı. Yani tüm branşlarda, profesyonel branşlarda da olalım ama esasen altyapıya önem vererek gençlerin sporla iştigal etmesini. Sancaktepe, çünkü başkanım da biraz evvel söyledi, ismi genç, kendisi genç, belediyesi genç, kadroları genç. Buna mukabil nüfusu da çok genç. Yani bizim nüfusumuz, ilçemizde yaşayan nüfusumuzun büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. Biz kulübümüzle gençlerin olan ilgisini, bağını artırmak anlamında önümüze koyduğumuz hedef en az 10 bin tane gencimizi kulübümüzün tüm branşlarında sporla iştigal etmesini sağlamak istiyoruz. Tabii futbol anlamında, futbolda ciddi aşamalara geldik. Güreşte de en son işte Yozgat'ta yapılan müsabakalarda birinci lige çıkmıştık ve daha sonra Ankara'da yapılan müsabakalarda da takım halinde Türkiye şampiyonu olduk. İnşallah bu başarımızı devam ettireceğiz. Bunun yanında basketbolda, evet, yine bir çıkışımız olacak inşallah. Atletizm branşımızı kurmuş olduk. Uzak Doğu sporlarında da çok iyi bir noktadayız. Geçtiğimiz ay Özbekistan'da yapılan dünya şampiyonasında bir branşlı bir kızımız, 15 yaşında bir kızımız dünya şampiyonu oldu. Ülkemize altın madalya kazandırdı. Bu gururu da biz Sancaktepe Belediye Spor Kulübü olarak yaşamış olduk. Başkanım hedeflerimizi anlattı. İnşallah tüm branşlarda, yönetim kurulu üyelerimiz de bu anlamda gerçekten çok idealist arkadaşlarımız. 20 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Her bir branşta bir yönetim kurulu üyemizi o branşın sorumlusu yaptık. Ve altyapıda da bu branşlardan sorumlu arkadaşlarımız var. Sporda dediğim gibi endüstri olarak hiç görmedik. Altyapıya da önem veriyoruz. Bütün arkadaşlarımız, evet, bu branşlarda bize yardımcı oluyorlar. Evet değerli başkan. Evet kaptan, öncelikle 96 kiloda bir çıktın pir çıktın. Grekoremenin başlattığı 3. günde sen Minder'de özellikle çok önemli bir müsabakayı puana çevirerek takımını şampiyonluk kotasını koparttın altın. Serhat Balcı, biraz senden bahsedelim. Kulübe geldiğin günden bugüne çok şeyler değişti. Arkadaşların sana inanıyorlar. Her şeyden evvel başkanın inanıyor. Ama en önemlisi sen kendine inanıyorsun. Peki Serhat Balcı'nın özellikle güreşte Sancaktepe Belediyespor'u biraz nasıl? Biraz senin ağzından dinleyelim. İlk önce bu programa ikinci katılışım. Beni tekrar bu programa çağırdığınız için, bana bu söz hakkını verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada Sayın Başkanım, Kulüp Başkanım, Metin Hocam'ın karşısında konuşması tabii çok kolay değil. Ama ben kulübümüzden bahsetmem gerekirse, ben ilk samimi bir konuşma yapacağım. Sancaktepe Belediyesi'yle ben ilk transfer olduğumda daha önce çok büyük kulüplerde güreştim. İsim olarak çok büyük kulüplerde güreştim. Çekingelerim vardı. Tabii o zaman İsmail Başkanımızı sadece isim ve belediye reisi olarak tanıyorduk. Ama Sancaktepe'de oturduğum için, ben de Dudul'da oturuyorum, çok yakın yani iç içe. Belediye başkanımızın ilçede sevildiğini ve idealist, başarı için elinden geleni yapan biri olduğunu duymuştuk ama tanımıyorduk. Açıkçası o yüzden çekingelerimiz vardı, kulüp olarak, güreş kulübü olarak neler olacak diye. Ama biz
kulübe Metin Hocam'ın teklifi geldikten sonra gidip görüşünce o samimiyeti yakaladığımı inanıyorum. O yüzden ben bu başarının yakalanmasının en büyük sebebin de bu samimiyet olduğunu inanıyorum. Yani başkanımız olsun, kulüp başkanımız olsun, yöneticilerimiz olsun, hocalarımız olsun. Artı öyle bir takım oluştu ki bizim takımımızda, güreş takımımızda. Bütün sporcu arkadaşlarımız birbirimizle kardeş gibi. Yani trilyonlar verseniz böyle bir takımı birleştiremezsiniz. Nasıl olduysa evet. Bizim Sancaktepe'de böyle bir kulüp oluştu. 8 kişiyle Türkiye şampiyonu olduk. Yani bu 8 kişiyle Türkiye şampiyonu olan ben güreş hayatım boyunca tarihte böyle bir şey olmamıştır. Yani bir Türkiye şampiyonasında 8 kişi, o da bir tanesi de genç arkadaşımız. Öyle bir iddiası yoktu. O 74 kiloydu normalde Ali Doğan. Ona 84 kiloydu. Gökhan Yavaşlar hasta olduğu için güreşemedi. Ona 84 yaptırdık. Yani 84 boş kalmasın diye. Evet. O bile bir puan getirdi bize. Yani 8 kişi ama yani 7,5 gibi bu takımda şampiyon olduk. Ben bunun altında yatanın en büyük etkinin başkanlarımızın, hocalarımızın samimiyeti içtenliğinden olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda benim kulüp adına orada güreşmem diğer kulüpler olarak biraz yadırgandı. Hani sen işte olimpiyat üyesini aldın, dünya ikincisi oldun. Hani diğer arkadaşlarımız güreşmediler. Evet. Hani güreşmene gerek yoktu. Sakatlık olabilir, işte kaza olabilir. Yenilirsin. Bir de ben şimdi takımı da riske atıyorum orada. Kendi takımımı. Evet, evet. Şimdi ben orada bir yenilsem olimpiyata gitme şansım da şey olur. Yeni dediler Serhat yenildi, işte olaylar karışabilir yani. Evet. Ama ben kulübümü yarı yolda bırakmak istemedim. Çıktın. Sakattım. Omzum sakatlanmıştı. İkincilik maçlarında omzum sakatlanmıştı. Sonuçta burada bize verilen bir emek var, özveri var, destek evet. var. Onları yarı bırakmak istemedim. Allah-u Teala da yüzümüzü kara çıkartmadı. Orada ben iki maç kazanınca takımın şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Sonra Metin hocamız da dedi bana, işte sen bizim takımımızın en büyük değerisin. Kolunda sakat, takımda şampiyonluğu garantiledi. Hani istersen daha fazla devam etme. Sen yenilirsen biz burada takım halinde şampiyon olsak da hiçbir manası olmaz. Evet. Şampiyonluğu garantilemişken sen yenilmemişsen çekil dedi. Ben de çekildim. Takımda şampiyon oldu. Çok mutluyuz. Biz takım olarak, bütün takım arkadaşlarım adına biz gururlu gösteririz. Bize verilen bazı emeklerin, desteklerin karşılığını karşısız bırakmak bizi çok üzerdi. Evet. O yüzden böyle alnımızın akıyla böyle şampiyonlardan çıkınca çok mutlu oluyoruz, gururlu oluyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz şu anda. Evet. Kaptan, gerçekten anlattıkların çok hümanist, tabii real noktalarda tüm Türkiye örnek oluyor, model oluyorsunuz, kolay değil. Ve Sayın Başkan'ın da söylediği gibi bu programı biz yapmıyoruz, bu programı sizin gibi değerler yapıyor sağ olsun. Çok değerli yerel yönetim başkanı, mülk amirlerimiz ve değerli milli sporcularımız ve emek veren tabii olmazsa olmaz halkımız ve seyircimiz. Peki teknik direktörler bu işin tabii son zamanlarda Güreş Federasyonu'nda aslında teknik konularda, teknik kurullarda önemli görevler yapmış Metin Başdemir. Öyle bir misyon kurdu ki nasıl olduysa Sayın Değerli Başkanım İsmail Erdem'i bu olaya inandırdın. Senden Allah razı olsun diyorum önce. Tabii Sancaktepe adına bunu da söylüyorum ve Türk güreşi adına söylüyorum. Hocam öncelikle kutluyorum. Peki bu süreci, önce birinci lige çıkma başarısı, sonra bir de üstlendiğin, aldığın sorumluluk çok büyük. Bu değerleri harmanlayıp er meydanına, mindere sürmek kolay bir hadise değil. Bir de Sancaktepe misyonunu vizyona koymak büyük bir sorumluluk istiyor. Siz bunu en iyi şekilde başardınız. Peki o süreci neler yaşandı? Biz de bir paylaşın bakalım. Sayın Çelik, öncelikle İsmail Başkan'ın bize bu görev verdiğinde nasıl olacak diye sorduğunda biz başka isim adı altında birincilikte de direkt maçlara girebilirdik. Başkanıma ben o zaman dedim ki, başkanım, Sancaktepe Belediyespor olarak biz önce terfi liginde, daha sonra ikinci ligde, daha sonra birinci ligde şampiyonluğa oynayan bir iddialı ekip kurabiliriz. Bunu nasıl başarabiliriz dediğinde, başkanım, evet bu görev bizde ama yani bunun maddi manevi destekçileri tabii ki yönetimlerdir, başkanımızdır, kulüp başkanımızdır, güreş şube sorumlumuzdur. İnce eleyip sık dokuyarak bu ekibi oluşturduk.